Meryem! Kuzum sana ne oldu? Gel, gel! Atiye abla ne oldu? Kuzum, ben pansuman malzemelerini getiriyorum. Meryem iyi misin? Bakayım, bakayım canım. Acıyor mu böyle dokununca? Peki başka bir yerinde ağrısız var mı? Kolunda, bacağında? Ne oldu böyle? Kim yaptı sana bunu? Meryem? Baban mı? Ah Meryem, ah! Ben ne diyeyim senin o babana? Hamurluklara bir buz yapalım Atiye abla. Bak canım. Acıyor mu kuzum? Biraz. Bir çaresine bakacağız tamam mı? Sen hiç merak etme. Ya, ha buna da yanlış göndermişsiniz. Vallahi kendi çapımızda kısa bir başarı öyküsü Nuray Hanımcığım. Yani siparişlerin hiçbiri doğru adrese gitmemiş. Selam Beyciğim nasıl oldu ben anlamadım. Kaydırma mı yaptık acaba biz? Ya Nuray Hanımcığım çoktan seçmeli mi ki bu kaydırma yapacağız? Adam zeytin istemiş, pesil göndermişsiniz. Tereyağı istemiş, cumhurisi göndermişsiniz. Ama şimdi işlenmemiş, asıl böyle güneşte kurutulmuş olanı iyi diyorlar biliyor musunuz? Öbürünün rengi açık böyle bal gibi sarımtırak ya, o böyle güneşte kurutulmadığını gösteriyor. Ya Nurayat Hanımcığım, konumuz cumhurusunun nasıl kurutulduğu mu Allah'ınızı seversiniz? Yani işte ben de konudan bağımsız olaraktan şey ettiydim. Tamam Selam Beyciğim, oldu bir hata, ne yapalım? Ne yapalım şimdi bu müşterilere? Tek tek böyle özür mahiyetli hediye mi göndersek acaba ha? Böyle işte bitki çayları olur, böyle kuru yemişler olur. Tarhana neyin? Ya şimdi Nuray Hanımcığım, gönderdiğimiz ürünler geri gelecek. Biz doğru ürünleri göndereceğiz. Üstüne bir de hediye vereceğiz. Müşteri memnuniyetsizliği da cabası. Kesin battık biz. Kesin. Ay gerçekten mi? Daha ilk siparişimizde batmayaydık iyiydi. Neyse canım, ama bataçık öğreniliyor bu işler sonuç olarak. Sizinle her şeyin ilki güzel, güzel beraber batıyoruz işte. Lafın gelişi değil Nuray Hanımcığım. Yani abile düp ediyoruz bodoslama dikini. Öyle bir güzel battık ki tarihte bir ilkiz. Yani kurdaliye çastıktan sonra ilk hamlemiz batmak oldu. Şimdiki ilişkiler bile öyle diyorlar biliyor musunuz? Yani tüketici toplumu olduk diyorlar. Yani biz panik yapmasak diyorum. Ha panik yapmayalım, anın tadını çıkaralım Nuray Hanımcığım. Yani bu çok kötü oldu. İlk müşterilerin memnuniyeti çok önemliydi. Ha gör bak, yarın bütün sosyal medya kesin bizi konuşacak. Neyse bir an Meta'yla Hakan sana bu müjdeli haberi vereyim bari ne yapayım? Dur, o zaman biz müşterileri böyle yakın markaj mı yapsak? Ben hepsini tek tek ararım, özür dilerim ha. Sok o telefonu cebine Selam Bey. Sok, bulacağız biz bir çare. Kargoyu da bir şekilde çözeriz, hediye kısmında siz düşünmeyin. Düşünmeyip de ne yapayım Nuray Hanımcığım? Düşünmeyip de ne yapayım? Türkan teyzem Malatyalı. Cephanemiz sağlam yani. Müşterilere böyle açık birer tane gün kurusu göndeririz tadımda olur yani. Ya başka şansımız yok. Deneyeceğiz mecbur. Hı-hı. Bir tek atomla kurşunumuz var. İnşallah onu da havaya atmayarızdır. Yere attın kız. Havaya attım, havaya dediniz ya. Ha, tamam o zaman bu iş çözüldü. Baban mı yaptı kızım?
insan hayatta en fazla değer verdiği varlığa evladına böyle bir şeyi nasıl yapar? Nasıl yapar? Şimdi ne yapmak lazım Ömer Bey böyle bir durumda? Zehra aslında sizinle bu konuyu konuşacaktı ama randevuya girmesi gerekti. Ne yapayım, suç duyurusunda bulunayım mı? Kurban olayım, polise falan vermeyelim babamı. Kızım. Tamam, polise vermeyelim. Şikayetçi olmayalım. Sessiz kalalım, hoş görelim. E ne olacak, normalleşecek o zaman çocuğum. E babam da olsa kendinde hak görmeye başlayacak. Oysa kimsenin kimseye vurmaya hakkı yok Meryem. Kadına ayrı şiddet, çocuğa ayrı şiddet. O zaman kimin gücü kime yeterse? Olur mu böyle? Buse haklı kızım. Sustukça, kabullendikçe şiddet büyüyecek. Normalde öyle çok kavga gürültü olmuyor bizim evde. Şimdi babamdan şikayetçi olursak, onu hapse atarlarsa aç kalırız. Bir tek onun eline bakıyoruz evde. İşte asıl sorun da burada. Ekonomik özgürlüğünü kazanamayan bireyler şiddetle karşılaştıklarında kendilerini buna katlanmaya mecbur hissediyorlar. Bir aileyi korku mu bir arada tutmalı, sevgi mi? Sevgi elbette kızım, sevgi. Baban annene, kardeşlerine de böyle şiddet uyguluyor mu kızım? Kızdığı oluyor da, yani öyle çok değil. Şimdi ne yapmak lazım Ömer Bey? Nasıl gidiyor bu sanal şarküteri işleri? Var mı bir hareketlenme? Şefim vallahi böyle ufak ufak bir hareketlenmeler var. Ben de depo bakıyorum, küçük bir depo. Şimdi birdenbire hızlanmamak lazım, sonra yetişemeyiz. Siparişleri de Nurhayat abla bakıyor. Öyle gidiyoruz, her şey yolunda yani. Seviniyorum vallahi ya. Bu Nurhayat abla ile Selami abi için. Yüzükler takıldı. Yakışıyorlar da birbirlerine. Vallahi maşallah. Aman. İkisi de şahsına münasır insanlar. Aşkları da Üsküdar sınırını geçti vallahi. Her şeyleri bir olay ama. Bu merak ediyorum şimdi bu isteme işi falan nasıl geçecek? Yani isteme için biraz bekleriz gibime geliyor. Ay yok canım. Benim tanıdığım Nurhayat abla hayatta beklemez. Ha yok, Nurhayat ablanın kendisi istedi zaten ertelemeyi. Acelemiz yok Selami Beyciğim dedi. Ayol Nurhayat abla kaç zamandır bugünü bekliyor? Evlenme teklifini bilen sen biliyorsun. Orhan'la beni gelin damat yaptı, provasını bile yaptık. Niye ağırdan alsın ki şimdi? Hakan sen, benim yüzümden mi yoksa? Gerçekten mi, benim yüzümden mi? Ay kıyamam ya. Selami abi de hak verdi Nurhayat ablaya. Şimdi sevdiklerimiz üzgünken yani böyle bir şey yapamayız dedi. Yok canım, olur mu öyle şey? Olmaz, ben konuşurum Nurhayat ablayla, Selami abiyle. Ertelemesinler mutluluklarını. Orhan abinin böyle gitmesine hala inanamıyorum. Yani kavga gürültü mü oldu da böyle çekip gitti? Dedim ya Gülis. Orhan abi sessiz kalınca Gökçe abla kalkıp gitmiş. Ben sonra konuştum Orhan abiyle. Anlattım ona. O bana derdini anlattı. Tam işte her şey düzelecek diye sevinirken. Hiç mi belli etmedi gideceğini? Ne bileyim, sizle vedalaşmadı mı?
Batuhan Gökçe ablanın Yalova'dan ev baktığını öğrenmiş. Ne? Gökçe abla da mı gidiyor? Bir sakin ol. Orhan abi dışında kimsenin gittiği yok. Gökçe abla Orhan abiye kırılınca aynı çatı altında yaşayamayacağını düşünmüş. Tabii Batuhan da bunu öğrenince size söyledi. Orhan abiye gitmiş. Yardım et diye işte. Orhan abi de Gökçe abla gitmesin diye. Aynen öyle. Mektup falan da mı bırakmamış? Bırakmış. Ne yazdı acaba? Gökçe abla ile Orhan abi arasın artık. Sizde bir not falan? Son akşam yemeğinde bizimkilerle fotoğraf çekinmek istedi. Sonra benim odama geldi. Bir haller vardı onda. Ya Güliz, o kapıdan öyle bir çıkışı vardı ki. Tabii ya. Tam bunu nasıl düşünemedim? Bizimle vedalaşıyormuş. Kıyamam ya. Kim bilir ne kadar zordur onun için. Ne kadar zordur tarif edeyim mi? El kadar bebekken, ismi dahi verilmemişken. Annesi tarafından terk edilmiş bir çocuk. Gözlerini yetiştirme yurdunda açmış bir çocuk. Adana'nın sokaklarını ezberlemiş. Başı hiç beladan kurtulmamış. Sıkıntılı işlere bulaşmışken Adana'da emniyet amiri olarak çalışan Ömer Teten'le kesişmiş yolları. Baban mı kurtarmış onu sokaklardan? Evet. Sonra bir daha hiç ayrılmamışlar. Allah var, bizi çok seviyor. Ama babamı ayrı sever. İşte Orhan abinin Gökçe ablaya aşkı Ömer Seten'in bile hatrını ezip geçecek kadar büyük bir aşkmış. Biz bunu böyle habersiz çekip gidince anladık. Mete, bir yolu yok mu? Gidip getirsek. Gökçe ablayı bu kadar seviyorken nasıl katlanacak ondan böyle uzakta yaşamaya? Bilmiyorum. Başımı her yastığa koyduğumda ben de bunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Tek umudum telefonun yanına almasın. Belki benimle iletişime geçer. Biraz daha bekleyeceğiz. Baba, biz bu kızı nasıl evine yollayacağız? Şiddetin tekrarlanmayacağının bir garantisi yok ki. Üstelik yemek yemeyi de reddediyor. Vallahi kızım ben de şaşırdım. Evine yollamayıp da ne yapacağız? Hani evine yollasak da yollamasak da senin dediğin gibi orada neyle karşılaşacağından emin değiliz. Bilemedim ne yapalım. Ben ailesiyle mi görüşsem acaba? Evet. İstersen Meryem benim gözetimimde olsun diye bir teklifte bulun. Ben de bir babasıyla konuşayım bakayım. Şu şiddet olayına. Evet babacığım. Eğer tepki göstermezsek şiddet normalleşmiş oluyor. Sonra bir daha tekrarlanıyor. Haklısın kızım. Ben işin adli yönünü hatırlatayım. Sen de tıbbi. Tamam babacığım. Meryem'in gözümüzün önünde eriyip gitmesine izin vermeyelim. Eğer şiddeti görmezden gelirsek onu kabullenmiş ve onaylamış sayılırız. Yani şiddet en yakınından bile gelse kabul edilebilir değil. Bir şey itiraf edeyim. Benim çocukluğumda hem evde hem okulda şiddet öyle bir hal almıştı ki eğitimin bir parçası gibi görülüyordu.
Yani sonuçta ne oldu biliyor musun? Birkaç nesil özgüvenini kaybetti. Kıyamam babam size ya. Peki sen maruz kaldın mı okulda falan? Yok kızım, ben o kadar şanslıydım ki. Bizim evimizin her yanına sevgi sinmişti. Tabii okulda birkaç defa cetvelle elimize vurulmadı değil. Neyse ki artık böyle şeyler toplum tarafından kabul edilmiyor. Ama işte eşine çocuğuna hala şiddet uygulayan birçok insan var. Ve bunu hak olarak görüyorlar. Ülke olarak bunun üstesinden gelmemiz lazım. Üstelik şiddet gören kişi öyle bir içselleştiriyor ki bunu. Kendisi güçlendiği zaman kendi gücünü başkasının üstünde deniyor. Şiddet şiddeti doğuruyor yani. Aynen öyle kız. Şiddet şiddeti doğuruyor. Hadi bakalım. Sen Meryem'in annesine ulaş. Benim babasıyla bir görüşmek istediğimi söyle. Tamam babacığım. Ben hemen Meryem'in ailesine ulaşmaya çalışacağım. Alo, iyi günler. Ben Kardeşler Şarkıları'dan halkla ilişkiler müşteri temsilcisi Nur Hayat Yorulmaz. Nasılsınız? Biz de size mail attık. Eşim yine yine kendine geliyor. Olacak iş değil. Küçük bir yanlışlık olmuş anladığım kadarıyla. Ben de tam da onun için aramıştım özür mahiyetinde. Nasıl küçük hanımefendi? Kuru et göndermişsiniz bize. Veganız biz, vegan. Hemşeriyiz demek ki. Ben de Elbistanlıyım. Bunlar vegan mıymış kız? Vegan nereye bağlı ki acaba? Vegan nereye bağlı? Selam Beyciğim, kuru et göndermişiz. Bir dahaki sefere taze et gönderin lütfen. Allah ya tanrım, kasap mıyız biz? Bizde sadece kuru et var. Ay bunlar da taze et seviyormuş işte, ne yapalım? Elimizde şimdi taze et olmadığından biz gelir gelmez size ulaştıracağız. Hanımefendi, veganız biz, vegan. Yumurta bile yemiyoruz. Çok geçmiş olsun. Boğazınızdan geçmiyorsa sulu sulu besin. Ay yakınlarda olsaydınız biz size böyle bir haşlama etmeyin bir şeyler kaynatıp gönderirdik vallaha. Paça çorbacı da yiyor, paça çorbacı. Kurucu yönetim kurulu başkanımız da bakınız size paça çorbası öneriyorlar. Ben fena alıyorum. Paça çorbası. Allah sizi kahretmesin, değil mi? Aa, bu insanlar iyilik de yaramıyor anacığım. Ay hemşericilik de var aramızda. İyi gitsin veganlıdan yapsın alışverişini o zaman. Bir müşterileri kaybederiz Nurhayat Hanımcığım. Bir. Bartok yesin bak. Demeyin öyle Selam Beyciğim. Bakınız 2 milyar insan var dünyada. Ne olmuş şurada 2 müşteri kaybettik diye sarsılmayız ki biz hemen öyle. Ben de taze et var demiş bulundum. Kasap mıyız biz kız? Babaannem. Ah, hoş geldiniz kızım. Meryem, telefonda bahsetmiştim ya. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Babaanneciğim, Meryem birkaç gün bizim misafirimiz olacak. Başımızın üstüne yavrum. O zaman ben Meryem'i misafir odasına yerleştireyim. Sonra zaten nasıl olsa aşağı ineriz. Tamam yavrum. Gökçe kim bilir ne güzel yemekler hazırlamıştır. Tamam. Bir kendimizi sınayalım bakalım. Yok yok, sınamayı boş verin. Eğer açsanız bir güzel doyurun karnınızı. Tamam, tamam babaannem. Hadi gel. Hadi siz çıkın. Sonra biz rahat rahat konuşuruz nasıl olsa. Tamam baba. Biraz zaman geçsin size haber verecektir. Belki Gökçe ablaya olan özlemi ağır basar. Umuyorum ki öyle olur. Yoksa kimse belli etmemeye çalışıyor ama herkes çok üzülüyor. Ya Gökçe abla? Onun durumu hepimizden kötü. Nefes almak bile acıtıyordur içine. Ama öyle gayret ediyor ki gülmeye.
kimsenin üzüntüsünü böyle katlamamaya çalışıyor. Bilmiyorum Güliz ama bazen bu durum böyle dayanılmaz bir hal alıyor. Diyecek bir şey yok aslında. Payına düşen hüznü yaşıyor herkes bu hayatta. Bazen Orhan Gökçe oluyoruz, bazen Güliz Metin. Geçecek mi diyorsun yani? Yani ukalalık etmek istemem. Yani benim babamın acısı geçtim de başkalarının acısına tarih biçeceğim. Geçmiyor ama o acıyla yaşamayı öğreniyor insan. Sen diyorsun ki Gökçe abla o acıyla yaşamayı öğrenecek. Öyle mi? Benim ağzımdan Orhan adı çıkmayacak mı hiç? Çıkacak. Ya onun yüzündeki ifade? Belki kimse fark etmeyecek ama ben bileceğim onun içindeki kederi. Konuyu kapatalım mı? Yemin ederim ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Tutma. İnsan sevdiğinin yanında ağlamayacak da nerede ağlayacak sanki? Güliz abla! Ablam, uzay böcüğüm. Aşk olsun. Konağı teftiş etmesem geldiğinden haberimiz olmayacak. Ben de tam diyordum ki uzay böcüğümü çok özledim. Nerede diye soruyordum değil mi? Ben de yedim Güliz abla. Vallahi çok özledim. Senin projen nasıl gidiyor? İklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkileri ne durumda? Örnek videoyu arkadaşlarıma gönderdim işte. Onlar da örnek alıp kendi videolarını çekmese de ona yakın işler çıktı. Ve fena olmadı. Bence pes etme. Konu çok ciddi. Pes etmedik zaten Güliz abla. Yavaş yavaş etkisi büyüyecek sanki. Orhan abinin gidişinden sonra pek düşemedim üstüne. Vallahi şefim senin bu çay ne güzel oluyor ya. Böyle var ya yani neredeyse o çayın buruk aromasını her şeyini alabiliyorum. Afiyet olsun Hakansan. İşte çayın kalitesi önemli. Suyun iyi olacak, o önemli. Demliğe özen göstereceksin. Bir de çok yapıyorlar onu. Erken koyup çayı yakmayacaksın öyle demliğin içine. Ya bu kadar mı? Bu kadarcık işte Orhan. Öyle sırlarla dolu bir dünya değil, anlayacağım. Denerim ben bunu, denerim. Selami abi de iyi demler çayı aslında. Aa evet. Tabii o zaman akşam bulaşıklardan sonraki operasyonun adı çay saati. Nasılsınız Hakansan? Alıştınız mı birbirinize? Alıştık alıştık ya. Zaten Selami abi maşallah. Vallahi pamuk gibi adam. Yani ben eve alıştım, Selami abiye alıştım ama acaba Selami abi bana alıştı mı onu bilmiyorum. Niye? Sen de mi dağınıksın? Benden başka kim dağınık ki? Yabancı değilsin artık Hakan. İki gram aklım vardı. Orhan onu da aldı gitti işte. Ya şefim takılma sen öyle şeylere tam. Ya arkadaşın sonuçta aramızda rahat ol. Anlat yani bir şey ama ben takılmam öyle şeylere. Sağ ol. Sen de göreceksin Meryem. Meryem? Aa, bak rol modelimiz Hakan da buradaymış. Rol model mi? Hocam şaka yapıyorsun herhalde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökçem. Size Meryem'i tanıtayım. Meryem birkaç gün bizim misafirimiz olacak. Gökçe bizim şefimizdir. Her şeyimizdir. Sanırım bu süreçte en çok onu göreceksin. Hoş geldin Meryem. Yanlış duymadın Hakan sen. Maalesef sen Meryem'in rol modeli olacaksın. Meryem yemek yeme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Tıbbi olarak ne olduğunu çözemedik. Psikolojik tarafına da daha sonra bakacağız. Allah yaşadık ya. Hocam desenize doktor raporuyla yemek yiyeceğim. O kadar da sevinme bence. Daha çok sağlıklı yiyecekler üzerinden iştahını test edeceksiniz.
İşte böyle sağlıklı mağlıklı deyip de beni böyle bir kalıba sokuyorlar ya, böyle baskılıyorlar ya. Benim bütün iştahım kaçıyor, sonra ayıkla pirinci taşını. Hadi ayıkladın, sonra o pirinci al böyle kıymalı mıymalı, şöyle bir harç març. Şöyle bir patlıcanın içine, değil mi, karnı yarık. Yanına şöyle bir sütlü tereyağlı bir patates püresi. Görüyorsun işte Meryem'ciğim. İştahı kapalı bir Hakan ancak bu kadar oluyor. Meryem'ciğim, memnun oldum. Şimdi sen bana nasıl yemek yemediğini anlatacaksın. Ben de sana ziyafet çekeceğim, anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. O zaman Gökçe'cim sen şöyle deneme mahiyetinde birer tabak yemek koysan, biz de bir duruma baksak. Koyarım tabii, ne demek, hay hay. Hadi geç canım, otur. Geç otur sen. Deneme mahiyetinde değil mi hocam? Evet. Şefim, bana biraz daha sulu koyaydın ya. Hadi başlayalım. Su yenmez mi ya? Su yenmez mi yani Meryem? Lütfen. Peki. Ekmek bana mı? Ekmek ben bastıracağım. Allah ekmeksiz olmaz. Şimdi bakınız efendim. Bu tekniğin adı laps. Bunu ben uzak doğudan özellikle buldum, getirdim. Laps şimdi şöyle oluyor efendim. Ekmeğin böyle içinde hamurunu şöyle azıcık bastırıyoruz şöyle içine doğru ekmeği. İlk lokma. Bakınız şöyle. İçine şöyle nohutları dolduruyoruz. Bunun adı laps. Bakınız laps. Şefika Hanım'a tereyağı göndermişiz. E tamam. O bizden ne istemiş? Alo. Alo, iyi günler. Buyurun. Kardeşler Şarküteri'den arıyorum. Biz de sizden gelen ürünü ne yapacağımızı konuşuyorduk. Aha, biz de kulaklarımız neden çınlıyor diyorduk. Size tereyağı gelmiş mi acaba? Evet. Peki neyin yerine gelmiş acaba? Öğrenebilir miyim? Burada küçük bir karışıklık oldu da. Sorun da bu zaten. Biz size sipariş vermedik ki. Aha. Peki ihtiyacınız var mıydı? Yani böyle hissi kabler vuku olmuş olabilir. Bakayım bir tuzuna. Tuzsuz da kalsın. Tabii bakın, bakın ben bekliyorum. Oo, canım müdürüm. Halkla ilişkiler müdürüm. Ay bunu yine Karadeniz'de gemileri su almış. Ne oldu hayatım? Bu tuzsuzmuş. Nerenin tereyağı demiştiniz Nur Hayat Hanım? Batan geminin Şefika Hanımcığım. Kalsın sizde o. Trabzon tereyağıdır. Gözünüz kapalı tüketebilirsiniz. Ha böyle olmaz. Tamam. İyi günler. Ne oldu kuzucuğum? Kötü bir şey mi var? Ay kızlar, kızlar. Ben kaydırma neyin gibi bir şey yapmışım. Bütün siparişler yanlış adrese gitmiş. Aha da bu kadın sipariş bile vermemiş. Onu nasıl başardık bilemiyorum. E şimdi ne olacak? Telefonla tek tek arayıp özür diliyorum. Gönderen geri gönderiyor ürünü. Biz de onlara yenisini gönderiyoruz. Yani bu işe yaramazsa eğer yakında Giresun Rekorlar kitabına girebiliriz. Giresun... Diline eşek arısı soksun. Guinness olmasın o? Neyse, her neyse, hangi kategoride olacak? En hızlı iflas dalında aday adayız Canikom. E ne olacak peki şimdi? Benim aklıma bir şey geliyor aslında. Vegan da değillerse şayet, ki veganlar aksi oluyor. Ellerindeki ürünlerini de almalarını tavsiye edersek kâra bile geçebiliriz. Tabii ihtiyaçları varsa. Ay veganlı ne? Vegan bir memleket sanki. Bitkilerle besleniyorlar. Vejeteryanlar gibi. Yani hayvansal gıda tüketmiyorlar ama onlar sadece et yemiyor değil, hayvansal ürünleri de tüketmiyor. Kız bu veganları biz kuru et gönderdik ya. O yüzden bas bas bağırıyormuşlar demek ki. Tamam o zaman ben şu Şefik Hanım'a bir şey, şu IBAN'ı atayım. Bakın, size reddedeceğiniz bir teklifim var. Ha, reddedemeyeceğimiz demek istedin herhalde. Ben sanki tanımıyorum sizi. Zaten reddedeceksiniz. Ama ben ne yapıp ne edip sizi ikna edeceğim için boşuna reddetmeyin Canikolar diye. Yani hiç merak etmiyorum ama yine de soruyorum. Neymiş o? Acaba diyorum ki şu müşterileri üç elden hep beraber arasak mı? Hı? Kız yoksa sanal şarküteri iflas bayrağını çekecek. Of Nur Hayat, of! Gerçekten of. Lütfen. 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 Ver şunu. Ver, ver, ver. Ah. Bütün liste orada. Bakınız ellerindeki ürünleri de methediyorsunuz, tamam mı? Alan oluyor kız. Böylece kargo ücretinden de kurtulmuş oluruz. Jeniko.
Kız dükkanın yarısı da senin sayılır. Metehan da ortağın. Esnaf anası olmak kolay mı? Hadi bakalım. Çalışanı Allah severmiş. Yavrum ne gelmiş bu kızın başına? Neydi o suratının hali? Yani belli etmemeye çalıştım ama. Atiye ablayla biz ilk gördüğümüzde çok şaşırdık biz de. Siz mi yaptınız pansumanını? Peki kim yapmış bu caniliği? Babası. Babası mı? Evladım böyle şey olur mu? Bir baba evladına böyle zarar verir mi? Bu nasıl insanlık? Babam da duyunca deliye döndü. Ben de annesinden izin aldım. Ya evde yemek yemiyor, yese bile çıkarıyor. En azından gözetimim altında olsun dedim. Meryem'in hayatı söz konusu babaanne. Özellikle evde şiddet gördüğü şu günlerde... Tekrar şiddet görmemesinin bir garantisi yok diye düşündü. Evet. Babam da babasıyla konuşacak zaten. Yani kızlarının benimle kalmasına pek gönülleri yok gibiydi. Sanırım Meryem'in durumundan korkuyorlar. Bakalım babama ne diyecekler? Ne diyecekler evladım? Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Evet. Üstelik bence bu işin içinde bir iş var babaanne. Yani yemeğin kokusundan bile midesi bulanan kız... gelmiş burada öyle bir iştahlı iştahlı yiyor ki görmen lazım. İnşallah yediklerini kusmaz yine. Ha, bir de o sorun var değil mi? Maalesef. Neyse, ben bir bakayım bizimkilere. Tamam yavrum, sen Meryem'i yalnız bırakma. Tamam. Batu, bu proje bittikten sonra aklında yeni bir proje var mı? İşin açığı Güliz abla. Bu iklim değişikliği projesi böyle bir anda bitecek bir işe benzemiyor. Böyle ara ara gündeme gelmeli. Babaannem der ki, bir kişinin bile farkındalığına yol açmışsanız kendinizi şanslı saymalısınız. O kişi belki de işi yoluna koyacak olana vesiledir. Belki de kendisidir. O yüzden asla pes etmeyin. Gerçekten güzel lafmış. Bizim de şansımız babaannem işte. Yani onun lafı açılmışken bir dahaki projem sanırım okumak ya da kitapla ilgili olacak. Vay uzay böcüğü. Bomba gibi projeler geliyor desene. Bu çok güzel. Biz bir keresinde kütüphanesi olmayan köy okulları için büyük bir kampanya başlatmıştık. Hatta her okul kendine kardeş okullar seçmişti. Ve biliyor musunuz oradaki çocuklarla okul bitene kadar mektuplaştık. Ben bunu çok sevdim. Güliz abla, bir dahaki projem sanırım bu tür bir kitap projesi olacak. Kamera hazır abisi. Sen çek de hemen organize olalım. O iş bizde. Evet, ben de kendi tecrübemden yola çıkarak elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Oley be! İşte aradığımız güç birliği. Ben bu konuyu annemlere de açarım. Bakalım onlar ne diyecek. Bence babaannemin fikrini de al. O çocukların ne tür kitaplar okuması gerektiğini bilir. Evet, babama da sorarız. O zaman bu proje şu anda başladı. Bence de. Ne oluyor ya? Vay. Sanal şarküteriyle ilgili çok güzel yorumlar gelmeye başlamış. Baksana, puanımız bile artmış. Bu çok güzel bir haber. Vay be. Tamam, teşekkürler. Tekrar kusura bakmayın. Hoşça kalın. Benim liste bitti. Ama ben de bittim. Ay ne zormuş insanlara dert anlatmak ya. Vallahi benim son aradığım numara ısrarla açmıyor. Daha da yapacak hiçbir şeyim yok. Yok kuzum, yok. Ama sen kaydet, gece neyin ararsa şok olmayasın. Ay doğru diyorsun. Şimdi benim aradıklarım... benim numaramı kardeşler şarküteri diye kaydedecek. Düşünsene, sen bir toplantıdasın. Telefonuna tulum peyniri siparişi geliyor. Bir dakika ya.
benim numaramı da kaydettiler şimdi şarküteri olarak. Gülme kapına. Çalarlar kapını. Bakmışız öyle. Gelir başını biz de biliyoruz herhalde. Ben öyle iki deyimli bir işleme yaratımı yapayım dedim. Kız ne oluyor? Ne oluyor be? Kötü bir şey mi oldu? Sipariş yağıyor şu an. Kızlar başardık. Ay harikasınız. İyi ki varsınız bacılarım. Benim hemen Seduş'u aramam lazım. Haber vereyim de ben yine kaydırma kuydurma yapmayayım. Buna gelsin de doğru düzgün yapalım şu işi. Nereye kız? Telefon sinirimiz kalktı artık ya. Bir hava alalım. İyi madem. Tamam. Gelirken de bana da bir kahve getirin. Şimdi tabağa ilk daldırdığımız o uzak doğudan gelen hareketin adı neydi? Laps. Laps. Aynen öyle. Harika. Ay Hakan sen vallahi öyle bir anlatıyorsun ki acıktım. İştahım açıldı. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum şefim. Yalnız bu tekniklere çok dikkatli çalışın. Hareketler falan filan. Bunları hep sınavda soracağım. İlahi Hakan. Tamam. Şimdi devam ediyorum efendim. Bu son hareketimizin adı da sürpriz olsun. Şimdi böyle buradan ekmeği aldık. Hafif şöyle defter gibi açıyoruz. Özelliği bunun bu. Defter gibi açıyoruz. Tabağımızın içinde kalan şöyle son hafif tabağımızı da eğiyoruz. Şuradan şöyle güzel bir sıyırıyoruz. Bakınız. Şöyle buna da halk arasında şüpletmek denir efendim. Şüpletiyoruz. Bakınız. Ne yapıyorsunuz bakalım? Tabağımı hüpletiyorum. İnanmıyorum size. Sen gerçekten bir tabak dolusu yemeği bitirdin mi? Vallahi dibini bile sıyırdım. Peki midem falan bulanıyor mu? Ya bu çok güzel bir haber. Yalnız hocam şimdi ekmeği de cümle içinde geçirdiğim için böyle yarım. Yarın bir somun ekmeği gömmüş bulunmaktayım artık. Kusura bakma. Ay ben sana ne diyeyim Hakan? Ne diyeyim? Neyse. Artık bugün bin adım daha fazla atıverirsin. Hocam nedir? Niye? Ne gerek var bin adıma? Müfredatın gereği olarak böyle bir gitti yani ekmek. Ne yapalım yani? Hayır efendim. Müfredatımızda yarım somun ekmeği bir tabak dolusu yemekle birlikte mideye indirmek falan yok. Tüh be. Vallahi zamansız gelen müfettiş gibisin hocam ya. Tam tatlı gelecekti bir de. Bir de tatlı mı vardı? Var tabii Meryemciğim, var. Ama Hakan sana yok. Aa. Kabak tatlım var, çok güzel. Tahinli cevizli, bayılacaksın. Ben daha fazla yiyebilecek gibi gözükmüyorum. Yap, paket yaptır yemezsen. Paket yap. Hakan, şansını zorlama istersen. Bence de zorlama. Bu yemek seni bayağı bir götürür. Nereye götürür? Maksimum kapı. Kapıyı daha açamam vallahi elim kalkmaz. Orada acıkırım ben. Bayılıveririm kapının önüne. En fazla kapı. Nihat Hanımcığım gene ne oldu? Şikayet mi var? Ama bakın benim aklıma ne geldi. Yok kız her şey yolunda. Olsun bakın şimdi. Dükkanın adını değiştirmemiz lazım. Zaten rezil olduk millete, yeni bir sayfa açmamız lazım. Ay sakin olun anacığım, sakin olun Selam Beyciğim. Bakınız, şikayetler geri alındı. Bir de üstüne üstelik yeni bir sürü siparişimiz var. Nasıl? Vallahi ben hiçbir şeye dokunmadım. Güzel kendiniz bakınız. Ben de bildiklerin üstünden geçmiş olurum. Aman Nihat Hanımcığım, bizim şimdi topun ağzında olmamız gerek miydi? Yani tek başıma becerdim dersem yalan olur. Kız kardeşlerim İdil ve Rabia sayesinde sağ olsunlar. Hallettik hepsini vallahi. Ya bir sürü yeni sipariş var. Hatta veganlar bile sipariş verdi yeniden biliyor musunuz? Hayır, bu ne öyle bereket ya. Ne kadar mutlu oldum lan. Buraya atalım. Sizin de gözünüzden hiçbir şey kaçma ya. Siz var ya. O zaman canım Hakan sana haber vermem lazım. Acil depo işini çözmemiz lazım. Ya bu kadar siparişim var dayanmaz ya. Düşüyor. Biz de
de işte kendi şofumuza yapıyoruz bir şeyler. Düşüyor. Düşüyor sizce bayadınız ya buraya. Düşüyor, düşüyor. Düşüyor, düşüyor. Yukarı at vurursun milleti. Sizin oralar da öyle yapıyor. Vah be kurtulduk vallahi rahatladım. Türkan teyzem. Bak bir misafirimiz var. Merhaba. Buyurun, buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımefendiyle sokakta karşılaştık. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür, şöyle yapıyoruz artık diye. Buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Kendisi buradaki konaklara bakıyormuş Türkan Hanım. Evet. Ben de dedim ki buradaki en güzel konak Türkan Hanım'ın konağıdır. Kaptım, getirdim. Aa, iyi ettin, hoş geldin. Evet, ben Türkan dediği gibi. Memnun oldum. İsminizi rica etsem. Benim adım da Aytül. Aytül Hanım. Yandaki konağa bakmıştım. Ay inşallah komşu oluruz. Aa, teşekkür i̇nşallah. Ederim. Sağ olun. Böyle sağ olun. Hoş, böyle şık bir komşum olsun isterim. Modayla mı ilgileniyorsunuz? Ay çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Yok ben doktorum. Doktor Aytül Çorapçıoğlu ay, Özdemir çok adım. Memnun oldum. Psikiyatri hekimiyim. Aa. Hatta psikiyatri profesörüyüm. Profesör? İyi olacak. Hastanın doktor ayağına mı peki? Eyvallah. Yani. Özel bir konunuz var mı? Genelde anksiyete bozuklukları, panik ataklar, travmalar, çocukluk çağı travmaları ve evlilik sorunları, aile ve ilişki sorunlarıyla daha çok ilgileniyorum. Ama tabii genel psikiyatristim. Birçok sorunla ve birçok durumla da ilgileniyorum ister istemez. Hastalarıma şikayet tamam, oldukça. Tamam, şimdi ben bir çay kapıp geleyim tamam mı? Siz böyle bir ah, çok teşekkürler. Hoş bey, sohbet bir de su varsa su rica edeyim. Su. Sabahtan beri koşturuyoruz. Aa hemen. Tabii. Çok hoş bir sokak, güzel burası bir yerde burası çok güzeldir. Evet, çok şanslıyız burada. Gerçekten öyle. Ya bu tabii pandemi döneminde de bunun çok faydasını gördük. Böyle büyük bir yerde, bahçeli bir yerde yaşamanın çok yararını gördük. Ama hepimiz tabii çok zorluklarını da yaşadık biz yani. De zaten. Ne kadar büyük bir ev de olsa. Ya. Yani işte böyle işlere daldık sıkıntıdan. İşte orayı düzelt, burayı yap ve bir takım sorunlar da yaşadık. Yani ben hem kendimde yaşadım. Biraz ben de mesela böyle takıntılar, öyle mutlaka mi? Sizin yani bu ilgilendiğiniz bu dönemde konu, çok değil mi? Çok ortaya takıntılar, çıktı bu takıntılar. Evet, anksiyete bozukluklarının çıktı. Zaten çok önemli bir demin söylediğim anksiyete kaygı bozukluklarının bir parçasıydı. Şimdi ayrı bir konu olarak psikiyatride ele alınıyor. Çünkü takıntı gerçekten bizim psikiyatride ruh kanseri dediğimiz düzeyde önemli ve sıkıntılı bir şeydir ve insanları çok zorlar, çok sıkıntıya çok, sokabilir. Çok. Herkesin takıntısı var mıdır? Ya şöyle, yani takıntısız insan var mı? Öyle söyleyeyim. Takıntı aslında bir tür düşünce. Bir düşünceye aşırı derecede önem vermek ve onu istemeden, düşünmek istemeden ve bu düşünce size mutluluk ve zevk vermeden kafanızdan atamamak, onu düşünmemeyi başaramamak bir anlamda. Evet. O nedenle... Sağ ol yavrum. Ah çok teşekkür ederiz. Buyurun, sağ olun. Rica ederim bu suyunuz. Şimdi mesela bende şey vardır, simetri diyeyim. Mesela eğer duvarda bir tablo birazcık eğriyse ben onu düzeltirim. Şimdi bu sizin acaba... Sizin evde bayağı evet, o anlamda yüklü zengin. Yani buna diyeyim. Bizim böyle bir estetik kaygı olarak mı bakmamız lazım buna? Yoksa bir takıntı olarak mı bakmamız lazım? Şimdi Türkan Hanım'dı değil evet, mi isminiz? Evet. Türkan Hanım aslında normalde sıradan bir insanın aklına günde 500'e yakın takıntı olabilecek düşünce gelir. Ama takıntı hastalığı olmayan insanlar bu düşüncelerin üstünde durmazlar. Mesela ne bileyim tablo eğri mi diyelim ki onu düzeltir veya görmez bile. Hı hı. Ama takıntısı olan bir insan... Onu fark eder, onu düzeltir, halının saçaklarını düzeltir, halındaki çizgileri düzeltir, koltukları birbirine simetrik hale getirmeye çalışır. Sehpanın üzerinde diyelim ki bir şey onun koyduğu gibi durmuyor, onu hemen düzeltmeye çalışır. Ve bunların hepsinin bir mantığı ya da dışarıdan illa da bir anlamı olacak demek değildir. O anlam onun kafasının içindedir ve en büyük problem... Onun olmadığı bir ana tahammül edemez. Ay çok yorucu değil mi? Çok yorucu, çok geciktirici. Çok yıpratıcı. Herhangi bir şekilde yani mesela toplumda en sık görülen bizim toplumlarda bir yerlerin kirli olduğunu düşünerek özellikle şimdi pandemi döneminde yıkanıp durmaktır. Yani el yıkamak, işte bir yerleri silmek, temizlemek, temizlik takıntısı. Ay, %50'sinde görülür. Niye hissettirdiği için mi yapıyoruz, niye yapıyoruz ya da neden yapılıyor? Bilinçaltı tabii süreçler çok farklı olabiliyor. Yani
aslında başka bir şeyi temizlemek isterken derinde bir yerde onu yok edemediğiniz, temizleyemediğiniz için görünürdeki bir kirlilikle uğraşıp duruyor olabilirsiniz. Ailesel genetik geçişi olabilir bunun. Çevresel faktörler önemli. Mesela diyelim ki sizi Türkan Hanım yetiştirdiyse ve o temizlik takıntısı olan biri ise bir çocuk olarak onun yanında büyüyünce doğru temizlik öyle bir şey olur, öyle yapılır, öyle banyo öyle yapılır ya da el öyle yıkanır diye düşünüyor olabilirsiniz. Beyindeki bir takım işlevsel bozukluklar buna sebep olabilir, anatomik bozukluklar sebep olabilir. Bazı hastalıklar, bazı ilaçlar gene buna ortam ve zemin hazırlayabilir. O nedenle mutlaka böyle bir problem varsa bir hekim tarafından ayrıntılı bir biçimde gözden geçirilmek çok önemlidir. Başka bir şey atlanmasın, başka bir şeyin üstü örtülmesin diye. O yeter ki kendisi kabul etsin. Yani herkes de takıntılı olduğunu kabul eder ya, mi? Ya maalesef bakın ilginç bir bilgi vardır. Bir insanın takıntılarıyla yüzleşip bir doktora başvurması ilk takıntılar ortaya çıktıktan sonra ortalama 10 yıl kadar zaman alır. Bunu başka... Ne diyorsunuz? Evet, anlamaz yani onu. Çünkü etraf da anlamaz. Şöyle düşünün, sizin isminiz Nur Hayat değil mi? Şimdi Nur Hayat Hanım eğer temizlikle alakalı çok bilinen biri olsa, ah evi sakız gibidir, her şeyi temizler, her şeyi yıkar, evine ayakkabıyla girmez falan. İlk başta bunlar böyle olumlu iyi şeyler gibi, iyi özellikler gibi. Ne zaman ki artık iş kendi ellerindeki cildini bozacak kadar el yıkamaya, insanları huzursuz edecek kadar oturdukları yere, yaptıkları, ellerini attıkları yere bakma noktasına, kapıdan gelen insanlarla huzurlu bir biçimde oturup misafir edememe, kimseyi evine sokamama, kimsenin evine gidememe noktasına gelir. İşte o zaman etraf anlar ki bu gerçekte basitçe bir temizlik değil, titizlik değil. Burada bir başka problem var. Bu insanın zihinsel anlamda yardıma ihtiyacı var. O zaman doktora götürmeye çalışırlar. Onda da tabii işte kabul etmek, doğru şekilde sadece yaklaşmak. Sadece kendini değil, bir kere ailesini de kabul etmesi lazım değil elbette, mi? Elbette, elbette. Aileler bizde maalesef bazen çok hastanın hasta olduğunu kabul ediyorlar. Kabul, ama bazen tedaviyi kabul etmiyorlar. Şimdi bir doktora gidiyorsunuz, doktor size hem... ev ödevleri veriyor, işte yapmanız gereken, yapmamanız gereken şeyler veriyor. Hem de bazen ilaçlar veriyor. Diyorlar ki ilacı içme, içmeden iyi ol. Senin iraden kuvvetli, sen yenersin. Bu irade meselesi ya da kişilik meselesi değil, bu bir hastalık. Nasıl ki siz tansiyonu yüksek olan birine, canım sen ne yapacaksın, iradenle yenersin, uğraş bak bunu. Ya da şeker hastası olan birine, sen iradenle düşürürsün diyor muyuz bunu? Evet. Burada da bir hastalık ve onun tedavisi söz konusu. Tabii. Mümkün olduğunca güvendiğiniz bir doktora ulaşıp bu işi doktora bırakmak. Bir sıkıntı olursa tedaviyle ilgili ilacı çat diye kafanıza göre kesmek yerine yine doktora başvurarak bakın benim böyle böyle bir sıkıntım var, bunu gidermeniz mümkün mü demek. Oradan yardım istemek çok daha önemli. Ama bizde genellikle tabii yanlış bir algı var. Psikiyatriste, psikoloğa gitmek hep böyle sanki utanılacak bir şeymiş gibi algılanıyor. Bunu mesela teklif ettiğiniz zaman ben deli miyim? Bana deli muamelesi yapma, ben niye gideyim diye cevaplar alabiliyorsunuz. Evet, haklısınız ama yani artık o çok yanlış yavaş, bir algı. Yavaş yavaş bu kırılmaya başladı. Bu düzenleye kırılmaya başlandı. İnanın bana Türkan Hanım, benim kendi muayenehanemde ben o ailedeki en güçlü kişileri görüyorum genelde. Çünkü aslına bakacak olursanız tedaviye başvuran ve kendinde bu cesareti bulan insanlar o ailedeki en sağlam insanlar. Tartışmasız, evet. Ve onların üstünden onlara yardım ederek, onları daha güçlü hale getirerek ailedeki gerçek hasta olan bireylere yardım etmek daha kolay ve daha mümkün oluyor. O nedenle sorunu olduğunu fark etmek ve bununla başa çıkmak için yardım istemek aslında çok büyük bir güç. Büyük, ve çok evet. büyük bir olgunluk ve irade meselesi. Burada ne güzel şehrin tam içinde değil mi? Horoz sesleriyle, kuş sesleriyle. Evet, ay çok şanslıyız gerçekten. Ama tabii temizlik takıntısı olan birinin böyle bir bahçede evde ne yapalım, neler yapabilir? Evet, evet biraz böyle bir yaşantıyı sürdürmek çok kolay değil tabii yani. Doğru, bunun temizliğine dikkat etmek, düzenine dikkat etmek. Tek temizlik de olmuyor aslında bakacak tabii. olursanız. Başka başka konular da oluyor. Mesela ütüyü fişte unuttun mu? Lambayı ya, açık unuttun şey mu? Böyle bir konakta. Yani biraz vallahi evet. Yani artık yaştan mıdır nedendir bilmiyorum. Bende de o başladı. Mesela ben evet onu kapattım mı? Ocağın altını acaba söndürdüm mü? Yani tedbirli bir insan olmak. Özellikle de bakın sizinki... bir şekilde tarihi bir konak
herhangi bir şekilde en ufak tabii, bir yangın, kıvılcım şudur budur. Sizin tabii. kulağınız eminim doludur onlarla. Hı-hı. Dikkatli Hı-hı. olmak zorundasınız. Ama bunu günde bir saatten fazla evden çıkamıyorsanız orayı yaptım mı, burayı yaptım Hı-hı. mı? Gidip kontrol ettikten sonra aşağı inip yine emin olamayıp ettim mi acaba deyip tekrar tekrar bakıyorsanız ve bu bakın biz de psikiyatride birçok aslında semptom dediğimiz birçok belirti hemen herkeste olabilir. Önemli olan bu belirtilerin sizin artık işinizi gücünüzü yapmanıza engel olması, ilişkileri, aile ilişkilerinizi bozması, birilerinin size ya sende bir sorun var bu kadar da normal değil abartma, artık abartıyorsun evet, evet. demesi. Bunlar lütfen kulağınıza küpe olsun, olsun bir işaret olsun. Demek ki bir şeyleri artık yapmanız etrafı rahatsız ediyor. İnsanları tedirgin, huzursuz ediyor. Sizin diyelim ki arkadaşlarınız diyorlar ki ya sen devamlı geç kalıyorsun. Siz bir fark ediyorsunuz ki siz evin orasını kontrol etmekten, burasını kontrol etmekten bir türlü kapıya çıkamıyorsunuz. Ya da arkadaşlarınızla görüşmek istemiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ya ben insanların bir şekilde bir yerlerine bakarsam, rahatsız edersem. Mesela şeyler vardır, cinsel içerikli bir takım obsesyonlar vardır. Dini içerikli bir takım obsesyonlar vardır. Mesela siz dinle alakalı eminim ki içinizde dua etmek, işte namaz kılmak falan tür şeylerde bir huzur buluyorsunuzdur, bir mutluluk yaşıyorsunuzdur. Ama ya o sırada aklınıza kötü düşünceler takılırsa, şüpheli düşünceler, sizi mutsuz edecek şeyler takılırsa, rahatsız olmaya başlarsanız işte bunlar da gene insanı en hassas, en önem verdiği yerden yakalar obsesyonlar. Yani kafa bir yere gidiyorsa, aynen. Ya da bizi andan uzaklaştırıyorsa var bir annesiniz, çocuklarınızı çok seviyorsunuz. Ya çocuklara bir şey yaparsam, ya onlara zarar verirsem, ya da bir balkonda arkadaşınızla bir sohbet edeceksiniz, çay içeceksiniz, ya kendimi buradan atarsam. Dertsiz başına dert arıyor yani bu insan Allah böyle Allah. İnsanlar değil mi? Yani dert açıyor yani, evet. bir şey yokken var ediyor. Hiçbir şey, evet i̇şte, ortada yani bir şey endişeli yokken. Bir arada bir fark var. Tabii biz özellikle Türk anneleri biraz fazla endişeliyiz. Yani şöyle takıntılarımız var, pek çoğunda var. Yani aman ya hastalanırsa çocuğum, ya mesela tatile eğer bir yere uzağa gidiyorsa, geliyorsa hep bir endişeyle bekleme, aman bir şey olur mu, aman bir kaza olur mu, sağ salim gelir mi? Bunlar bile insanı çok yıpratan şeyler. Ama bir de bunun aşırı takıntı, ben aşırısı, zarar verirsem diye düşünmek. O öyle çok, inanılacak gibi çok değil. Bıçakları saklarlar, kesici kadar, aletleri saklarlar. Yani kendisi kullanmasın aynen, diye. Aynen, kullanmak istemezler, evde öyle şeyleri bulundurmak istemezler. Makastan şu bayağı ileri düzeyinde insanın hayatını mahveden bir noktaya gelir. Artı mesela ilginç bir şey anlatayım size. Çok yeni gördüğüm bir hasta. Temizlik takıntısı var gibi gözüküyor ama İç çamaşırlarına temiz olmadığını düşündüğü için elleyemediğinden dolayı bir ay çıkarmıyor. Allah ve aynı Allah. İç çamaşırıyla gidiyor geliyor. Çok bakın, enteresan. Bunun temizliğine alakası. Başkası kimler, ilginç neler vardır, ya ilginç takıntı neler banyodan, var? Banyodan diyelim ki banyonun musluğunu kapatırken eyvah su sıçradı mı oraya buraya diye banyodan bir türlü çıkamıyor. Bir buçuk saat banyosu sürüyor. O nedenle banyo çok uzun süreceği için bir aydır yıkanmıyor. Düşünün, temizlik Allah takıntısı Allah gibi Allah görüyorsunuz Allah. Ama zincirleme başka anlamda zincirleme çok daha kaza gibi. Pis ve evet bizim için çok katlanılmaz durumlara sebep olabiliyor. Bu insanlar maalesef temiz ve titiz değiller aslında. Dedim yani hepimizin takıntısı var ama aklınıza yani aklınıza birileri mi geliyor bu şeylere? Hayır mesela ona? Şimdi şöyle bir şey var tabii o zaman onlar takıntı değil. Mesela ben bulaşık makinesine diyelim ki bir bardakları yerleştiriyorum. Kupların hep aynı tarafta olmasına dikkat ediyorum. Ve bazen diyorum ki ay Türkan niye böyle takıntılarım var? Bu yani simetri obsesyonunuzla alakalı. Evet. Dediniz ya demin evet. bende var ama bir parça diye. Ama en geniş yaygın simetri durumu galiba bir yok en yaygın temizlik. Temizlik. Yani bir şeyler kirli olduğunu düşünüp temizleyip durma, ellerini yıkama, işte bir yerleri temizleme, silme. O yani kirlilik. Buralar kirli diye düşünmek. Obsesyon takıntılı bir düşünce. Kompülsiyon da o takıntılı düşünceden kurtulmak için yaptığımız bir takım eylemler ya da düşünceler zihinsel. Mesela çizgilere basmayayım. Çizgileri basarsam kötü bir şey olacak diye düşünürsünüz. Çizgilere basmamaya çalışırsınız. Ya da işte ışığı üç de sayı sayma. Arabaların bütün plakalarını okumazsam annemin başına bir şey gelecek diye aklınıza takılır. Bütün plakaları okumak zorunda hissedersiniz. Ya da diyelim ki ben işte konağa biraz önce girerken
eyvah şimdi uğursuzluk olmasın diye işte illa sağ ayağını önüne. Ya bazıları işte kültürel şeyler tabii de var. Tabii yani işte tahtaya üç kere vurmak. Geçmemek, tahtaya bu da mı vurmak. Takıntıdır? Takıntıdır bir bu anlamda. Bu da takıntı. Tabii çünkü aslında vurmazsan bir şey olacak diye düşünüyorsunuz. Takıntınız o. Ve vurup ondan kurtuluyorsunuz. Kurtuluyorsunuz. Yani saçma bir şey yapıyorum. Anksiyete gibi bir şey mi? Geleneksel anlamda bizim kültürümüzde olduğu için tabii hoş görülüyor yani. Hoş görülüyor. Onu hoş görüyoruz. Bunu yapmayan yok neticede. Aynen öyle. Ama bunun üstüne mesela diyelim ki ben şu anda ah bir şey kötü bir şey olacak diye düşündüm. Tahta arıyorum, bulamıyorum. Neyse bulunca yaparım deyip erteleyebiliyorsam ya da ama huzursuzlukla böyle eğer tahta arıyorsanız evet, bu o zaman çok ciddi anlamda overvalue dediğimiz yani aşırı değer verilmiş bir fikir haline geliyor. Yani sanki o olmazsa bir şeyler çok kötü gidecek gibi. Her düşünceyi kendi içimizde aslında nötrleyebilecek bir gücümüz olmalı. Yani evet bunu yapsam iyi olur ama yapmasam da buna katlanabilirim diyebiliyorsak o zaman korkmayalım. Ay, sonra ama eğer bir şey oldu, başına bir şey geldiyse ben onu orada yapmadım o yüzden oldu deyip kendini cezalandırma. O tamamen tesadüf tabii ama işte bazıları tesadüf olduğunu düşünmüyor. Öyle değil mi? Bazıları tesadüf olduğunu düşünmüyor. Ben çok zamanınızı almıyorum umarım. Yok, böyle hayır, en güzel şeyler. Evet, evet. Senin var mı öyle takıntı? Var da söyle bakayım. Vardı ya, derken. Yok. Ne takıntım var benim Türkan teyzem? Sen bir şey biliyorsun ben de gördüğüm bir şey var. Evet var sanki bir şey Türkan. Böyle duygusal takıntılarım var. Hmm. Yani mesela bunu bir Selami başlığı altında toplayabiliriz. Duygusal takıntılar var. Seroş'a takıntılıyım. Evet. Evet. Ah ne güzel. Aşk güzel bir tık. Aşk herhalde Seroş. Evet. Selami mi? Evet. Bayağı bir takıntıydı. Bakınız yalnız. Evet, şimdi birazcık evet. Söz yaptık. O isteme evet. Gerçekleşmedi henüz ama. Öyle mi? Evlenmeyi mi düşünüyorsunuz? İnşallah kısmet hocam. Bu da takıntıdır değil mi? Ya şöyle aşk herhalde takıntılı duyguların en güzeli, en hoşu. Çünkü aslında takıntının aşk da bir takıntı. Hı hı. Ama takıntının psikiyatrik anlamda hastalık olan boyutundan uzak. Eğer sağlıklı bir aşksa, karşılıklı bir aşksa ve sevildiğiniz sizi çok sıkıntıya sokmayan bir şey yaşıyorsanız. Ama takıntıda şöyle bir şey var Türkan Hanım. Takıntıda takıntı yaptığınız şey size zevk vermez. Onu aslında düşünmek istemezsiniz ama kafanızdan bir türlü atamazsınız. Saplantılı bir düşüncedir. Aşkta da bir tür saplantı vardır ama aşkta sizi mutlu eder, onu düşünmek, onunla beraber olmak, onunla eğer sağlıklı bir ilişkiyse ama eğer karşılıklı olmadığı halde tek başınıza işte siz buna saplanıp kaldıysanız maalesef bundan kurtulamıyorsanız, düşünmeden bir şekilde duramıyorsanız ve işinize gücünüze odaklanamıyorsanız o zaman artık bunu aşk diyemiyoruz. Bu bir saplantıdır, bu bir takıntıdır. Bununla ilgili yardım almakta ciddi anlamda fayda var. Geçmişe çok bağlı olmak da bir saplantı mıdır? Takılıp kalmak geçmişe. Geçmişe takılı anılara kalmak. Şöyle. Oradaki duygulara diyelim ki o unutulmayan bir aşka ya da bir nefrete kafamızdan atamadığımız. O nefretle sürekli yaşamak. Bunlar şimdi da takıntı mıdır? Takıntı çok zorlayıcı bir hastalık. İnsanın çok zorlayıcı bir hastalık ve takıntılı insanların üçte birinde neredeyse depresyon eşlik eder buna. Ve depresyon eşlik ettiği anda işte o zaman geçmiş gündeme gelir. Ve geçmişle alakalı bir takım yapılmışlar, yapılmamışlar, pişmanlıklar, suçluluklar hepsi gündeme gelir ve bizi meşgul etmeye başlar. Takıntılı düşüncelerimizin içine geçmişte yaşananlar eklendiyse bir depresyonun eklenip eklenmediğini mutlaka gene bir psikiyatristin görmesi lazım. Dediğim gibi takıntı hastalığı olan üç kişiden birinde depresyon da eklenir ve depresyon eklenince tabii tedaviyi de biraz daha zorlaştırır ve biraz daha ayrıntılandırmak, daha farklı ilaçlar eklemek, tedavi yöntemleri eklemek gerekir. Çok tabii yani insanlar, evet her insan bir dünya ve neler yaşanıyor o bilemiyoruz. Peki böyle ailece takıntı hastalığı olanlar var mı? Hiç rastladınız mı? Ailecek bu hastalığa sahip olanlar var mı deyince tabii genetik geçişi olan bir hastalık. Yani birinci derece yakınlarda toplumdan 7 kat daha fazla. Toplumda görülme sıklığı %2-3 neredeyse. Yani 100 kişi çıksanız her ikisinde üçünde var. Erkeklerde ve kadınlarda benzer oranlar var ama erkeklerde daha erken yaşta başlıyor. Ta çocukluk çağında bile başlayabiliyor biliyor musunuz Türkan Hanım? Benim
4-5 yaşlarında bile hastalarım olmuştu. Ne diyorsunuz? Obsesyonları, takıntıları olan çocuklar. Peki onlarda ne takıntı oluyor ufacık çocuklarda? O küçücük çocuklarda. Zaten çocuklarda biraz böyle tutturukluk vardır aslında. Evet. O biraz takıntıyla evet. da alakalıdır. Mesela küçük bir hastam vardı. Terlikleri tamamen düzgün olsun istiyordu. Oyuncaklarını kendince bir dizimi vardı ve onu kimse bozsun istemiyordu. Kırmızılar kırmızıda, sarılar sarıda, yeşiller yeşilde. Bayağı böyle simetri. Ama başta anne babanın hoşuna bile gidebilir. Vardı, ne kadar tabii. düzenli çocuğumuz var diye. Aynen. Anne de vardı tabii bir parça takıntılı bir hal, temizlik takıntısı. Çocuğu da muhtemelen bir şekilde anneler, ebeveynler formatlıyorlar. Nasıl olmanız, nasıl olmamanız gerektiğiyle ilgili ama çocukta da bir belli... Yani her anne çocuğunun düzenli olmasını istiyor ama her çocuk böyle olmuyor. Tabii çocukta da genetik bir yatkınlık olunca maalesef böyle bir hastalık durumu ortaya çıkmıştı. Ve ben bayağı ergenlik dönemine kadar izlemiştim çocuğu. Ergenlikten sonra ilginç bir biçimde biraz daha rahatladı, biraz daha dışa açıldı, annenin etkilerinden kurtuldu, bir parça daha rahatladı. Ama o kadar da uzun sürdü tedavisi. İlginç bir hastalıktır. Değil. Yani tedavisi hem psikoterapi gerekir, hem ilaç tedavisi gerekir ve ortalama 2 yıl kadar sürer tedavisi, en az. Of 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 çok zor yani. Peki bir de böyle biriktirenler var. Çok da zor benim değil, korkmayın. Öyle mi? O kadar yani mutlaka tediyle çok yok, inanılmaz iyi yerlere geliniyor. Şu an yani o kadar aramızda o kadar yok. Bu kadar da yok. Benim bir tanıdığım vardı. Hep böyle bir şeyler hiçbir şey atamazdı. Aa. Hep bir şeyler biriktirirdi. Hep yani işine yarasın yaramasın. Aynen. Bu belki lazım olur. Deriz biz buna. Evet. İstifçilik de gene takıntılar, obsesif kompulsif bozukluğun tiplerinden biridir. Evet, atamamak. Çok temkinlenik, biriktirmek, vazgeçememek. Hı hı. İşte bu bir de obsesif kişilik özellikleri vardır. Bunlar böyle çok mükemmelliyetçi, hı hı. Sorumluluk duygusu çok güçlü, beklentileri çok yüksek, işte hafifçe cimri, işte yani para harcayamayan, bir şeyleri atamayan, bırakamayan, sonra bağırsak sisteminde de böyle Sorun çıkaran, kabızlık şikayeti çok olan falan bazı insanlarda da gene obsesif kompulsif bozukluğun da ortaya çıkma olasılığı daha yüksek. Yani o aylarca o gazeteler bir kenarda birikirdi. Yani onların bir daha zaten okuması mümkün aynen, değil. Hani önemli bir şey de yok. Atamaz, onlar yoğurt kapları, her şeyler, kıyafetler, şişeler, 40 yıllık kıyafetler maalesef. Giyilmesi mümkün değil. Yani aynen. Bu dediğimiz çöp evler falan böyle oluşuyor herhalde. Tabii. Böyle çeşitli programlar da var belki rastlamışsınızdır. Tabii. Böyle temiz titiz olanlar aslında ikisi de aynı hastalıktan muzdaripler ama bir tanesinde temizlik titizlik var. O temizlemek, atmak istiyor. Öbürü de biriktirmek istiyor. Birbirlerinin evlerine götürüyorlar ve... Kayna ama dışa evet, vurumu farklı. Evet, dışa vurumu farklı. Evet, çok ikisinde zor, de. Çok zor, çok zor. Ay çok teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu çok valla. Güzel bir rastlantı olmuş. İyi ya. Ki yolunuz buraya düşmüş. Dilerim komşu da oluruz. İnşallah. Ben eğer arzu ederseniz tabii ben konağı da gezdirmek isterim size. Aa, tabii, evet. tabii. Ben de çok memnun olurum çünkü ben de tam yandaki eve bakıyorum. Ay, inşallah. Sizinki tabii daha büyük, daha hoş bir ev ama hiç olmazsa ben kış ne yapıyorsunuz, yazın ay, ne yapıyorsunuz? Ay ne kadar güzel, komşuluk ederim sizinle, bizden. Harika olur. Ay hadi gezelim. Hadi gezelim, hadi tamam mı? Gezelim. Teşekkürler, çok mersi. Nasıl? Sevdin mi bahçemizi? Evet. İnsanın içini açıyor. Severim ben böyle ağaçlar arasında dolanıp nefes almasını. Ben de severim aslında da... bazen nefes almak için oksijen yetmiyor. Nasıl? Anlamadım. Boş ver. Sen beni anlamasan daha iyi. Bir şey var benim sol yanımda. Ağır. O öyle oturuyor orada, hiç kalkmıyor. Gerçekte görünen bir şey yok ama... sızısını hissediyorsun. Nefes alamıyorsun. Neyse, boş ver. Şey, ne kadar güzel olmuş. Siz mi yaptınız? Çok sevdiğim biri vardı. Beraber yapmıştık. Bir şey olmadı inşallah ona. Bazen ölüm gibi bir şey olur. Bir cenaze çıkar bir kapıdan. Ama kimse ölmez. Böyle bir şey. Şey, ayrıldınız mı?
bilmem. Biz aslında hep birlikteydik ama hiç sevgili olmadık. Aşk mıydı? Bence evet. Hep gözümüzün önündeydi. Dilimizin ucunda. Avucumuzun içinde. Ama olmadı işte. Bazen bir kuş gelir, konar bir dala. Öyle güzel öter ki seni dünyanın mükemmel olduğuna inandırır. Ama bir türlü girmez o ağaçtaki kafesin içine. Rüzgarla birlikte gider. Bizimki de öyle oldu. Kafeste kalbimizdi galiba. Duyduk kuşun sesini ama bir türlü girmedi kafese. Ömer, ne yaptın? Zehra, Meryem'in babasını görmeye gideceğini söyledi. Of! Kızın halini gördün değil mi? Gördüm anacığım, gördüm. Ne yazık ki gördüm. Baba, hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Konuştun mu Meryem'in ailesiyle? Ne dediler? Biz de babanla onu konuşuyorduk zaten. Geç otur yavrum. Konuştum kızım, konuştum. Adam inkar etmiyor kızını dövdüğünü. Bir de övünseydi bari. O da üzgün ama. Benim de avukat olduğumu öğrenince iyice ürktü aile. Ama Meryem'in dediği gibi ilk değil bu. Anladığım kadarıyla bu daha önce de yaşanmış. Biliyordum. Biliyordum. Ya iyi ki göndermemişim kızcağızı. Bakın burada ne güzel yemek de yiyor. Midesi de bulanmıyor. Meryem'in sadece evinde yemek yememesi böyle sessiz ve kendince bir tepki olmalı. Bana da öyle geliyor. Bir de bu evde yaşanılan şiddetin bir daha yaşanmayacağı anlamına da gelmiyor. Açıkçası yasal yollara başvuracağımızı söyledim. Ne dediler peki baba? Ne diyecekler kızım? Korktular tabii ki. Meryem'in annesi ofiste söylediği şeyleri tekrar tekrar savundu. Ama ben de onlara bir seçenek daha sundum. Ne teklif ettin? Adamın tedavi görmesini teklif ettim. Kabul ettiler mi baba? Başka şansları yok kızım. Onlara biraz da süre verdim düşünmeleri için. Ve altını çizerek tekrar tekrar söyledim. Meryem'in kızları olması ona şiddet uygulayabilecekleri anlamına gelmiyor. O da bir birey. Onun da hakları var. Onun da dokunulmazlığı var. Çok iyi söylemişsin babacığım. Umarım işe yarar. Umarım yarar. Hadi ben yukarı çıkayım bari de birazcık dinleneyim. Haydi. Kendime geleyim. Hayır anne, eve dönmeyeceğim. Kızım, o doktorun babasıyla konuştu babam. Adam şikayet mikayet diyor. Başımıza iş alacağız bak. Onu beni dövmeden önce düşünecektiniz. Şikayet etsem babamı içeri alırlarmış. Ha kimse kimseye de dövemezmiş çocuğu diye. Tamam kızım, dövmeyecek bir daha. Tövbe ediyor. Bir daha ona el kaldırırsam elim kırılsın diyor. Siz biliyorsunuz benim eve niye gelmediğimi. Bak hala ne diyorsun. Senin düğün olarak. Meryem. Meryem iyi misin? Zehram! Zehram koş Meryem'e bir şey oldu. Babaanne dur. Dur sen burada bekle. Tamam. Tamam. Ne oldu? Telefonla konuşuyordu birden ölmeye başladı. Meryem iyi misin? Beni hasta ediyorlar. Annem tutturmuş eve geri dön diye.
Gidecek misin? İzin verdiler başta. Şimdi diyor eve geri dön, bir daha dövmeyeceğiz, büyük sözü dinle falan. Ben de dedim beni zaten bir daha dövemezsiniz. Gel canım, gel seni odana götürelim. Demek abi zeytin siparişi verenler vegan oluyor demek, değil mi? Hı hı. Yani süt içme, yumurta yeme. Bunlar neyle besleniyor anlacım? Ne bileyim ben herhalde ekmek, zeytin, işte sebze, bakliyat onlardır herhalde. Ama kurban olayım Nuray Atanımcığım, sakın bu sefer yanlış yapmayalım, çok ayıp olur ha. Acaba kendi ellerimizle mi götürüp versek, ne yapsak ha? Bilemedim ama... Gayet çalışır bunlara ha. Zaten boğazlarından doğru dürüst bir şey geçmiyor. Çer çoplandı, ömür mü geçer ya? Vay Selami abim benim ya. Vay Selami abim, ev arkadaşım, sırdaşım, ne bileyim yoldaşım. Sporun ve sporcunun bir numaralı destekçisi. Minibüsçülerin müsait bir yeri canım abim benim. Gene gerçek bir şey var. Ne oldu lan Hakan? Bu akşamki bulaşıkları bana mı kilitleyeceksin? Abicim yok ya, tamam sıra bende. Ama diyorum ki akşam şöyle uygulamalı bir çay mı demlesen? Biraz evvel Gökçe'nin elinden bir çay içtim. Mis mis. Ben yapıyorum, tadı yok, tuzu yok, yavan sıcak su. Aa, çay partisi neyin mi var kız? Alırım ben de bir bardak vallaha. Ama bizim şu an daha önemli işlerimiz var. Sen bilmiyorsun kız, biz iflas ettik. Ne? İflas mı ettik? Ya iflas haberi böyle mi verir? Abi ne oluyor ya? Ne iflası ya? Ya dur, panik yapma. Sakin ol. Siparişler yanlış gitmiş. Ha. Oh tamam o zaman. Bir rahatladım vallahi. Şimdi rahatladım. Tamam panik yapmayayım o zaman. Ya abicim niye sipariş yanlış gitti? Ne iflası? Ne oluyor? Kim siparişi yanlış gönderdi? Kime gitti? Nereye gitti? Bir açıklama yapsanıza. Ne oluyor ya? Vallahi ben de hiç bilmiyorum inan. Yani hatta öyle yanlış gitmiş ki hiç tereyağı istemeyen birine bile tereyağı göndermeyi başarmışız. Siz demek ki beni dükkanın fişini çekeyim diye çağırdınız buraya. Daha dükkan yepis yeniydi abicim. Pikselleri öldü hep. Çabuk olmadı mı ama? Tamam Celiko, bırak şimdi. Dur piksel miksel. Biz çözdük o işi. Robbie, İdiliko ve bizzat ben Nurhayat yorulmaz olarak ve bir bir aradık müşterileri. Bak şimdi ekran yeni siparişlerle dolu. Aa, iflas yok yani. Yok. Şimdilik yok. Ama işi sarsaklarsak topu öyle bir yere dikeriz ki iflasta bir numara oluruz. Ha, Hakan sana ne diyeceğim biliyor musun? Acil bizim depo bulmamız lazım. Depo. He. Depo, depo. Ya böyle bir 40-50 metrekare yer işimizi görür mü abi? Olur, var mı aklına bir yer? Ya şu alt yolda bir dükkan var. Birkaç aydır boş. He. Bir gidelim bakalım abi sen metağını da alalım. Var mı acaba beni öldürecek başka bir haberiniz? Tam ölmedim çünkü yani. Biraz daha haber göndermeniz lazım. Ha bir anım, hala sana raporun bitti bu hafta. Sen kaleciliği hazırla kendini. Kaleye mi? Beni böyle kaleye dikersiniz abiciğim. Açarım kollarımı şöyle. İlla top koluma göbeğime çarpar. Ben tutarım. Abiciğim ben ne anlarım kalecilikten? Ama şunun ucunda yemek var. Ne yemeği? Gol yemeği. Yani. Yemek de ama. Yemek de. Severim haşlamasını ben gol yemeğini. Ha, çok güzel olur o. Böyle tuzlu tuzlu. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen onu da yiyorsun. Alo anne. Hiç boşuna uğraşmayın. Beni zorla evlendiremeyeceksiniz. Son sözüm de bu. Kızım, nikahta keramet vardır. O keramet gönlüm varsa vardır.
Meryem. Yoksa seni zorla evlendirmeye mi çalışıyorlar?